Babasından milyonluk miras kaldı ama o miras yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Önce halaları sahte imzayla mirasa konmak istedi. Gerçeği savcılık ortaya çıkardı. Tam rahata eriyordu ki 6 yıldır görüşmediği annesi mirası duyup çıka geldi. Vasiliğimi alarak beni saf dışı bırakmak, benim mirasımı almak istiyorlar. Şimdi benim onun parasında piresinde gözüm yok güzelim. Servet uğruna oyunlar çeviriyorlar. Seni evlatlıktan reddediyorum. Yıllardır görmediği annesi miras kaldığını duyunca ortaya çıktı. İddiaya göre sahte rapor kullanarak mala mülke konmaya çalıştı. Hayatımız boyunca anne kız ilişkimiz olmadı. Yan yana çekilmiş bir fotoğrafımız bile yok. Ya iddiaları bir kere yalan. Bu mirasın değeri maddi olarak milyonu aşıyor. Mineole babasından yüksek bir meblağ miras kaldı. İddiaya göre üvey halaları sahte imza düzenleyerek o mirası kendi üzerine geçirdi. Ve savcılık yıllar sonra o imzanın sahte olduğunu belirledi. Mineole de mirasın varisi kabul etti. Diyorlar ki biz o imzanın kimin attığını bilmiyoruz. El yazı imza örneğimi aldılar. Kriminal bölüm bunu incelemiş. Şahsıma ait olamayacağını tespit etmiş. İddiasına göre tam da üvey halalarının oyunu ortaya çıkmıştı ki mirasta gözü olan başka biri daha çıka geldi. Yüzünü hiç görmediğim anne ona mesaj yazdı doğum gününde. Kızım seni seviyorum. İddiaya göre genç kadına miras kalınca biyolojik anne tam 6 yıl sonra ortaya çıktı ve Mineoil'in psikolojisinin bozuk olduğuna dair sahte bir rapor aldı. Mirasın sahibi olmaya çalıştı. Benim adıma sahte olumsuz raporlar çıkardı. Vasiliğimi alarak beni saf dışı bırakmak, benim mirasımı almak istiyorlar. İddiaya göre genç kadın mirası kaptırmamak için annesinden şikayetçi olunca da tehditler başladı. Küfrediyor, sana her türlü pisliği yaparım diyor. Derin bir kıskaç altındayım, derin bir aşağılanmışlığa maruz kalıyorum. Miras kavgasında son sözü ise yargı söyleyecek.